Herkese merhabalar. Makaralar konumuzla beraberiz. Basit makinelerden ilki yani makaraları beraber işleyeceğiz. Bugünkü dersimizde sabit makara, hareketli makara ve bu ikisinin birleşimiyle de oluşan palangalara yani çoklu makara sistemine bakacağız. Palangayı inceleyeceğiz. Sabit makara en önemlisi, ilk başta bunu anlamamız gerekiyor. Ardından hareketli makaranın kuvvet kazancı oluşturduğunu anlayacağız ve kuvvetin yönünü değiştirip kuvvetin yönünü değiştirmediğini anlayacağız ve süper bir şekilde dersimizde makaralar konusunu halledeceğiz diyoruz. Peki bugünkü dersimizle alakalı hemen baştan ödevleri vermek istiyorum. 0'dan 8 sayısal kitabı olan arkadaşlarımız için basit makineler konusuyla alakalı ilk konumuz olan makaralarla alakalı bizim sayfa 254'ten 259'a kadar giden 6 tane sayfamız var. Hem konu anlatımı, buradan konuları tekrar edebilirsiniz. Aynı zamanda burada da sorularımız var. Ve aynı zamanda taktikli kitabı olan arkadaşlarımız için taktikli fen bilimleri kitabımızın içerisinde basit makinelerin hemen arkasından gelen makaralar testlerimiz var. O da test 58 ve 59'u yapmanızı istiyorum. 2 tane testimiz var. Unutmayın, taktikli fen kitabımızda dijital sorularımız var. Yani her bir testimizin arkasında 2 adet dijital sorumuz var. Kitabı aktive ettiğiniz zaman tat suyu bunları da çözebilirsiniz. Dinamo Fen kitabımızdan da hemen makaralarla alakalı sayfaları vermek istiyorum. Basit makinelere geçtiğimiz için artık makaralarla alakalı test 67 ve 68'i yapmanızı istiyorum. Test 67 ve 68, evet doğru. 2 tane testimiz var makaralarla alakalı. Yine dijital sorularımız var. Zoru Bankası olan arkadaşlarımız için de hemen makaralarla alakalı 3 tane testimiz var. O da test 54, 55 ve 56. 3 tane testimizi de çözersek artık ödevlerimiz tamamlanmış olacak. Hadi bakalım o zaman şimdiden dersimize başlayalım. Basit makineler deyince hemen aklımıza şu gelecek. Çok az parçadan oluşarak iş kolaylığı sağlayan araçlara biz basit makineler diyoruz. Bak, makas, gazoz açacağı, kapı kolu, el arabası gibi birkaç parça var bunda. Bak, burada şunu unutmayalım. İş kolaylığı sağlıyor. Buradaki anahtar kelimemiz iş kolaylığı. Ama çok az parçadan oluşuyor. Eğer çok parçadan oluşsa ne olur evladım biliyor musun? Paramparça olur. Hayır, saçmalama. Birleşik makine olur evladım. Ha, o zaman. Demek ki bak, çok az şeyden parçadan oluşuyor. Makas, gazoz açacağı, kapı kolu gibi veya işte sabit makara birazdan göreceğiz veya kaldıraç gibi. Peki ne işe yarar bunlar? Hiçbir işe yaramaz. Hayır, saçmalama evladım benim. Kuvvetin yönünü değiştirme özelliğine sahiptirler. Böyle bir artısı olabilir. Bir kere yönünü değiştirebilir. Değiştirme edebilir. Ama şunu unutmayalım. Kuvvetin yönünü değiştirerek iş kolaylığı sağlayabilir. Kuvvetin büyüklüğünü değiştirerek iş kolaylığı sağlayabilir. Bir işin yapılma aslında yöntemini değiştirerek, daha doğrusu yapılma hızını değiştirerek, Tomuş evladım benim, aynı şekilde iş kolaylığı sağlayabilir. Ve bir enerji türünü başka bir enerjide çevirmeyi sağlar diyebiliriz. Peki kullanım amaçlarına bakarsak eğer, kuvvetten ya da, bak bu çok önemli, kuvvetten kazanç sağlayabilir. Ya da yoldan kazanç sağlayabilir. Hatta şuraya yazıyorum. Ya da, bu ya dayı buradan alıyorum. Yoldan, hatta bu ya da kalsın, özür dilerim. Ya da zamandan bazen kazanç sağlama yapabilir. Dolayısıyla en önemli şeylerden bir tanesi, şunu unutma Tomuş Erenmeyim. Kuvvetten de yoldan da kazanç sağlayabilir. Burada çok enteresan bir şey var. Kuvvetten kazandığımız zaman yoldan kaybediyoruz. Yoldan kazandığımız zaman da kuvvetten kaybediyoruz gibi ters bir ilişki var aslında burada. Bunu unutmayalım. Çünkü aslında iş ve enerjiden kazanç hiçbir zaman olmuyor. Ne demiştik burada? Kuru kafa Necmi vardı. İş ve enerjiden toprağı kazanç vardır olsun demişti basit yazık, makinelerde. Yazık ve Mortanize olmuştu. Kuru kafa Necmi'ye de sonsuz saygılar duyuyoruz ve kendisini uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun. Aynen. Mezarlıkta inşallah ziyaretine gideriz. Sabit makarayla başlayalım hemen. Şimdi bir kere sabit makara dediğimiz şey aslında sabit bir yere asılan ve çevresine dolanan ip çekildiğinde, bak sabit bir yere asılan ve çevresine dolanan ip çekildiğinde yalnızca dönme hareketi gerçekleştiren şeyler. Buradaki şey, anahtar şey şu. Bu ifade Tonguç Helal'im benim, duvar demek biliyor musun? Tavan demek veya duvar demek. Şimdi sen tavan veya duvara böyle bir çizgi çiziyorsun. Bu aslında tavana asılan demir demek. Ve bunun ortasına da şöyle bir yuvarlak çiziyorsun. İşte bu sabit makaradır. Neden? Sabit makara dediğimiz yuvarlağın ortası, Tonguç Evladım benim, duvara kendiliğinden direktman bağlıdır.
O yüzden bunlara sabit makara diyoruz. Hareketli makarada böyle bir şey olmayacak. Bak bu makaranın, bu yuvarlak halkanın tam ortası duvara sabitlenmiş bir Tonguç Eren Bey. Evet. Süper Tonguç Eren Bey. Dolayısıyla bu adam sadece dönme hareketi yapar. Sen buradan çektiğin anda bu adam böyle döner, böyle döner, böyle döner, böyle döner ve... bu tarafa doğru dönerken bu ip ne olur? Yükseğe doğru çıkar. Dolayısıyla yük buysa, eğer kuvvet de benim elimse, yük ben bunu aşağı doğru çektiğim zaman, ben bunu aşağı doğru çektiğim zaman kuvveti böyle çekiyorum. Yük ne tarafa doğru çıkacak evladım benim? Yukarı. Süper zekisin gerçekten. Hareket yönünü bulmuş oldum bile. Hareket berekettir. Burada enteresan bir şey var. Eğer ben elimle bir metre aşağı doğru çekersem... Bu adam ne tarafa doğru gidecek? Kaç metre? 2 metre yukarı doğru. Hayır saçmalama. Yük de 1 metre gidecek Tonguç Eren Bey. Çünkü ben buradan ne kadar çekersem o kadar çıkacak. Ne kadar çekersem o kadar çıkacak. Aynı ipe bağlı değil mi evladım benim bunlar? Evet. Tebrik ediyorum seni. Peki burada şöyle bir şey var. Bu yük 100 Newton'muş. Ben ne kadar Newton'a çekmem gerekiyor elimle buradan? 200. Hayır saçmalama. Yine 100 Newton'la çekmem gerekiyor. Çünkü mesela ben seni kaldırmak için ne yapmam gerekiyor? Ağırlığın kadar kuvvet... Vinç getirmeniz lazım beni kaldırmak için. O başka bir şey tabii gerçekten de. Ama ağırlığın kadar bir kuvvetle seni yukarı doğru çekmem gerekiyor. Dolayısıyla aynı onun gibi 100 Newton'luk bir yükse ben 100 Newton'la çekmem gerekiyor. Burada şunu unutmayalım. Buradan anladığımız şey aslında şu. Kuvvetin aslında yönünü değiştiriyor. Bak dikkat ediyor musun? Ben yukarıya doğru çekmem gerekiyorken bu yükü ne yaptım? Aşağı doğru. Kendi vücut ağırlığımı da kullanabileceğim şekilde daha rahat bunu yukarı doğru kaldırmaya başladım. Yoldan kazanç var mı Tonguç Eren Bey? Nein. Hayır. Nein, ich bin. Hayır, Einenberg. Harika, tebrik ediyorum seni. Kuvvetten kazanç var mı Tonguç Eren Bey? O da yok. Yoldan kazanç yok. Bir metre bir metre. O zaman ne yapıyoruz? Biz hiçbir kazancımız yok. Ya evladım. İş kolaylığı sağlıyoruz. Basit makinelerdeki en önemli şey neydi? İş kolaylığı sağlamaktı. Bazen kuvvetten kazanç olur demiştik. Bazen olmaz demiştik. Yoldan kazanç olur. Bazen olmaz demiştik. Ama önemli olan ben bu işi daha kolay yapabiliyorum. Evet yapabiliyorum. Ben bunu yukarıya doğru belim çıkacak. Allah korusun hani böyle yaşlılar böyle yerden bir şey kaldırırken aman evladım belim çıktı falan derler ya. Tak fıtık attı. Aynen ne olur böyle yukarı doğru çekerken beline çok yük biner. Ama biz eğer buradan Tonguç Eren Bey'im aşağı doğru çekerek bunu kaldırabiliyorsak oh ne ala bize gerçekten de işçiler de birçok yerde kullanıyor. Mesela nerede kullanılır dersen yelkenlilerde kullanılıyor, inşaatlarda kullanılıyor. Siz yatınızda bunu kullanıyor musunuz hocam? Tabii ki diyorum yelkenlilerde makara sanırım mesela bayrağı yukarı çıkarmak için makara kullanılıyor. Yelkenleri açmak için makara kullanılıyor. İnşaatlarda yukarı doğru çıkarmak için bayrak direklerini zaten tam söylemiştik zaten. Evet hocam İskel Mersin'in Cuma günü okuyacak aşağı doğru çekiyor. Bizi. O zaman gel artık bu konuyu anladık. Sen şimdi seninle beraber bir yeniden soru yapma. Ondan sonra hareketli makara geçiyoruz hiç merak etme. Dinamitin içinde bulunan sarmal yay uygulanan kuvvetin etkisiyle uzamaya başlar. Zaten bu bizim bildiğimiz bir bilgiydi. Ama bize vermiş yeniden sonra da biliyorsun. Bir öğrencinin K cisimlerini kullanarak dinamitiyle yaptığı ölçümler verilmiştir. Hemen bakalım. Birinci ölçüm. İkinci ölçüm. Dikkat edin. Birinci ölçüme 2 tane. Bir kırmızı bir mavi çıkmış. Burada da 2 tane çıkmış. Tamam eyvallah. Her bir bölmenin ölçtüğü kuvvet değeri 10 Newton'dur. Bak burada 2 bölme çıkmış. O zaman bu dinamometre 20 Newton'u gösteriyor. Burada da 2 bölme çıkmış. Kırmızı ve mavi. Bu da 20 Newton'u gösteriyor. Tamam eyvallah. Deney sırasında öğrenci 20 Newton'luk kuvvetle ipi 1 metre aşağı doğru çektiğinde. 1 metre aşağı doğru çekiyor. K cisminin 1 metre yükseldiği gözlemleniyor. Tamam zaten bunun ortası duvara bağlı değil mi Tonguç? Evet hocam. Süper. O zaman buna hemen SM diyorum. SM ne demek biliyor musun? Selam aleyküm. Hayır sabit makara demek. Dangoz makara mı yapıyorsun evladım ben seninle beni? Evet hocam ders makara dedi ben de makara evet, yapıyorum. Evet tabii görüyorum. Şimdi buna göre basit makine ile ilgili aşağıdaki hangisi söylemez demiş. Kuvvetten kazanç sağlamaz. Ya gerçekten de bu zaten 20 Newton bir ağırlıkta değil mi? Zaten ölçmüştük ilk deneyde. Evet. İlk birinci ölçümde. Burada da 20 Newton'a çekiyormuşuz. O zaman ağırlık yine 20 Newton zaten. 20 Newton'a 20 Newton'a çekiyor. Kuvvetten kazanç sağlamaz. Bu söylenebilir. Süpersin. Yoldan kazanç sağlamaz. Diyor ki adam bak 1 metre aşağı doğru çektiğinde K cisminde 1 metre yükseliyor. Bu da doğru. Hiçbirisinden kazanç yok. Sabit makara kullanarak K cismini dengeleyen kuvvet azalmıştır. Azaltılmıştır. Sabit makara kullanarak K cismini dengeler. Hayır öyle bir şey yok. Ne alakası var? Skandal. Yine 20 Newton'u kaldırıyoruz. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. Kuvvetin yönü değişti. Evet doğru. Ben yukarı doğru kaldırmam gerekiyorken aşağı doğru çekiyorum. İşte zaten aynı bunun gibi bir yeni soru gelebilir. Neden diyeceksin? Neden hocam?
Çünkü yeni nesil sorularda zaten var olan kuralları sana böyle bir kurgunun içinde sormaya çalışıyor. Hiç endişe etmiyoruz. Hareketli makaralara bakalım. Çevresine dolanan ip çekildiğinde dönerek alçalan veya yükselen aletlere biz dönerek alçalır veya yükselir diyoruz. Alçalan veya yükselen aletlere biz ne diyoruz Tonguç abim? Hareketli makara. Hareketli makara. Bak ortası duvara bağlı mı? Hayır. Hayır değil. Ortası tavana bağlı mı? Hayır. Hayır değil. Dolayısıyla bu adam hareketli makara. Bu adamı hareket ettiriyor. Nasıl duruyor hocam bu? Yani şey mi? Hemen sana şu sistemin bir analizini yapmak istiyorum. Eğer ben yükü yukarı doğru çekmek istiyorsam ki zaten bütün amaç yükü yukarı doğru kaldırmak. O zaman benim kuvvetli tarafım olmak zorunda. Bakar mısın yine yukarı doğru. Hoppa. O zaman ikisi de aynı yönde değil mi evladım? Evet. Peki bir metre çekmek istiyorsam ben yükü ne kadar metre yukarıya doğru çekmeliyim? Burada enteresan bir şey var. İki metre. Oha gerçekten nereden bildin? Aa salladım az önce. Tebrik ediyorum. Çünkü Tonguç abi buradaki mantık şu. Ben bunu iki metre yukarı doğru çektiğim zaman hem bu ipten hem bu ipten aslında ikiye bölünüyor bu iki metre değil mi? Dolayısıyla iki metreyi ikiye böldüğümüz zaman buradaki adam yalnızca bir metre yukarıya çıkabiliyor. Ben buradan iki metre çekince iki tane ip var ya ikiye bölünüyor. O zaman bu adam bir metreye düşüyor. Peki yükün ağırlığı 100 Newton. O zaman kuvvetim ne olmak zorunda biliyor musun Tonguç abi? 200 Newton. Patladın burada ama çok güzel patladın gerçekten. Çünkü mantık şu. Hareketli makaralar bize kuvvet kazancı sağlıyor. Ne kadar kuvvet kazancı sağlıyor? İki kat kuvvet kazancı sağlıyor. Dolayısıyla 50 Newton'luk. Aa, bak çok kâra geçtik. Aynen öyle. 50 Newton'la ben normalde demin ne yapmıştım? 100 Newton'u 100 Newton'la kaldırmıştım. 5 Newton'u 5 Newton'la kaldırmıştım. 1 Newton'u 1 Newton'la kaldırmıştım. Ama bu sefer diyorum ki 100 Newton'u 50 Newton'cukla kaldırabilirim. Eğer 20 Newton olsaydı 10 Newton'la kaldırabilirdim. Oo, dolayısıyla yani. Kuvvetten iki kat kazanç vardır. Acayip önemli bir şey hareketli makarada. Yoldan ise ama şöyle bir enteresan bir şey var. 2 metre çekiyorum ancak 1 metre yükseliyor. Aa. İşte kuvvetten kazanç varsa yoldan da kayıp vardır diyoruz. Burası acayip önemli. Yolu uzatıyoruz ama rahatlıyoruz. Aynen öyle. Yolu uzatıyoruz ama daha rahat çıkıyoruz. İşte mesela anlatacağım sana. Geç birazdan. Olsun güç olmasın. Aynen geç olsun yavaş yavaş yapıyoruz ama daha rahat rahat yapıyoruz. Kuvvetin yönüyle yükün hareket yönü birbirleriyle dikkat ettiysen Tonguç abim aynı. Ben bu tarafa doğru çektiğim zaman bu da bu yukarı doğru çıkıyor. Dolayısıyla hareketli makaranın ağırlığı uygulanan kuvvetin büyüklüğünü dolayısıyla hareketli makara dediğimiz şey aslında mutlaka kuvvetten kazanç sağlıyor. Burası acayip önemli bir laf. Bu her zaman sınavlara çıkar. Yoldan da kayıp sağlıyor. Bu da sınavlara çıkar. Kuvvetin yönü aynı kalıyor. Kuvvetinin yönünü değiştirmiyor diyoruz Tonguç Elhamim. Sabit makarada değişiyordu hatırlıyorsan Tonguç Elhamim. Burada enteresan bir şey var. Hareketli makaranın ağırlığı bu yükün ağırlığına etki edebileceği için büyüklüğünü etkiler. Dolayısıyla sorularda genellikle şöyle ifadeler geçer. Hemen şöyle sana söyleyeyim. Mesela şöyle bir sorumuz var. Böyle bir soru geldiği zaman bak. Gelmez olsun böyle soru. Ha, buradaki mantık şu. Makaraların ağırlığı ihmal edilecektir diye bir bilgi yazmak zorunda. Ha. Mesela hemen burada hatta şöyle makara ve iplerin ağırlığı makara burada yazılmış zaten. Ağırlığı ihmal edilecektir şeklinde bir şey yazabilir. Bunu yazarsa sınavda genellikle sınavda böyle çıkacak sorular. O zaman sen kafan rahat olsun. Dolayısıyla makara ağırlığının ihmal edilmediği sistemler zaten lisede çıkacak. Şimdi merak etme. Sabit bir eksen etrafında. Tabii şu anda bu soru için bu geçerli değil. Onu söylemek istiyorum. Sabit bir eksen etrafında döneminde makaralar olduğu gibi yükle birlikte yer değiştirebilen makaralar da bulunur. Tamam eyvallah. Özdeş P yüklerini kaldırmak için özdeş makaralar, dinamometre ve ipler kullanarak hazırlanan düzenekler aşağıdaki gibidir. Buna göre hangisi doğrudur? Birinci düzenekte makara ağırlığı dinamometrenin gösterge değeri azaltı demiş. Şimdi burada makara ağırlığı demek ki ihmal edilmiyor. Tonguç Aramayım. Şu makaranın ilk başta ben ne olur diyeyim? Ortası duvara bağlı mı? Evet sabit dolayısıyla. O zaman sabit makara. Ortası duvara bağlı mı? Evet sabit. O zaman sabit makara. Ortası duvar o zaman ne? Bu zaman HM o zaman. Ortası hareketli makara. Bu da bağlı değil. O zaman bu da hareketli makara. Süpersin. O zaman birinci düzenekteki makara ağırlığı dinamometrenin gösterdiği değeri azaltır. Bir kere Tonguç Aramayım. Makara ağırlığı sabit makarada hiç önemli değil çünkü
Duvar sabit taşıyor. Sabit zaten yani. Bana ne? Umurumda bile değil ağırlığı. Çünkü zaten... Canı çıksın bana ne? Duvar taşıyor bana ne? Böyle bir şey olamaz diyoruz. Makaraların farklı tarzda bağlanması kuvvet kazancını etkilemez. Bir kere kuvvet kazancı burada var mıdır? İki tane sabit makara var. Burada kuvvet kazancı yok. Kuvvet kazancı yok. Çünkü sabit makarada kuvvet kazancı yok. Ama buraya bakalım. Burada hareketli makara var. O zaman burada kuvvet kazancı vardır diyoruz. Makaraların farklı tarzda bağlanması kuvvet kazancını etkilemez. Bu yanlış bir ifade. Etkiler. Mesela aynı makaraları bir böyle bağladım, bir böyle bağladım. Bak burada kuvvet kazancı var, burada kuvvet kazancı yok oldu. İkinci örnekte makara ağırlığı ihmal edilirse uygulanan kuvvetin büyüklüğü yükün ağırlığından daha küçük olur demiş. İkinci örnekte makara ağırlığı ihmal edilirsek ki zaten bizim istediğimiz şey soru senaryosu böyle. Uygulanan kuvvetin büyüklüğü yükün ağırlığından daha küçük olur. Evet gerçekten de doğru çünkü o zaman kuvvet kazancı ciddi manada olur. Hatta buradan iki kat, buradan da iki kat toplam kaç kat kuvvet kazancı olur musun? Dört kat kuvvet kazancı olur. O yüzden de kuvvet yükten daha küçük olur. Tebrik ediyorum. Mesela 100 Newton'luk bir kuvvet yükse kuvvetimiz 25 Newton olur. 4 kat kuvvet kazancı olacağı için 4'e bölüyoruz sadece. İkinci örnekte hareketli makara sayısının arttırılması yoldan kazancı artırır. Yoldan kazanç değil, yoldan kayıp olur hareketli makarada. Burada patlamış arkadaşımız ve geldik en son artık palangaya. Prangalarımızdan kurtarın bizi. Hayır, palanga bu. Saçmalama evladım. Bak sabit makara ile hareketli makaranın bir araya gelerek oluşturduğu sistemlere biz palanga diyoruz sonuçlarım benim. Gerçekten de hareketli makaranın ağırlıkları önemsiz genel olarak bu ifade zaten bize sorularda, sınavlarda verilecek hiç merak etme. Bak bu zımbırtı yukarıya doğru bağlı değil mi? Dolayısıyla bu sabit makara. Bu zımbırtının ortası duvara bağlı değil. O yüzden bu hareketli makara. Bu zımbırtının ortası duvara bağlı o zaman sabit makara. Bu zımbırtının ortası duvara bağlı değil o zaman hareketli makara. Bunları belirledik. O zaman... Bu sistem veya bu sisteme biz palanga adı veriyoruz çünkü bir araya gelmiş ikisi de beraber. Tebrik ediyoruz arkadaşları. Ve burada şunu unutmayalım. Burada Tonguç Alan Bey dikkat edersek burada kuvvetin yönü değişiyor mu? Ben aşağı doğru çekiyorum. Bunu yukarı doğru çıkıyor değil mi? Kuvvetin yönü değişiyor. O zaman sabit makara görevini yerine getirmiş mi? Evet. Bir de hareketli makara görevini getirsin. Kuvvetten kazanç iki kat olur o zaman değil mi evladım benim? Evet. Süper. Yoldan kayıp o yüzden iki kat oluyor. Evet. Ve bak dikkat et. Kuvvetin yönü aşağı doğruyken yükün yönü yukarıya doğru. P'yi biz yük olarak kullanırız genellikle unutmayalım. F'yi de kuvvet olarak kullanırız. Geldik bu zımbırtıya mesela şöyle bir sistemde bakarsak eğer. Sabit makara kuvvet bak görevini yerine getirmiş yük yukarı doğru çıkacak. Kuvvet de yukarı doğru. Aa sabit makara patlamış. Enteresan. Şeyini yerine getirmemiş. Ya burada enteresanlık var. Hareketli makarada kuvvet kazancı iki kattı. Burada enteresan bir şey var Tomuk'cum. Bak buradaki yükü taşıyan bir ip var görebiliyor musun? Peki yukarı doğru kaç ip var? Bir, iki, üç ip var değil mi evladım? Buradaki yükü taşıyan bir ip var görebiliyor musun Tomuk'cum? Bak buradaki bu ipi taşıyan kaç ip var? İki tane ip var. Dolayısıyla burada iki kat kazanç varken burada üç olduğu için üç kat kazanç alıyor. Bu da enteresan istisnai bir durum. Sınavda sorulma ihtimali çok düşük olsa da bilirsen iyi olur. Çünkü Milletin Bakanlığı kitabımızda var. Bunu da bilmek zorundayız. Yoldan kayıba baktığımız zamansa üç kat varsa kuvvetten kazanç üç katta yoldan kayıp var diyoruz. Unutmayalım. Palangalarda kuvvet kazancının kullanılan hareketli makara sayısı ve kuvvetin uyguladığı ipin çekilme yönü etkilemektedir. Yani sen bu tarafa doğru çekiyorsan veya bu tarafa doğru çekiyorsan ve kaç tane makara var? Bak iki makara var, iki makara var eyvallah. Ama bu aşağı doğru bu yukarı doğru çekiyor. Bunun gibi sebeplerden dolayı iki kat, üç kat gibi farklı rakamlar çıkabiliyor. Buna çok dikkat edelim diyoruz. Evet o zaman bu haftanın ödülü sorusunu yapalım, yorumlara yollayalım bakalım.